Sıla. Ay, size ne dedim? Beklenen an geldi. Sevmiyorum dedim mi? Dedim. Yine beni benim arkamda durmuş olduğumu bakın seyretsinler bir değil iddia mi? Var evet. İddiayı söylesen. Aslında görüntülendi de. Bir başka beyefendiyle dün gece Beyaz TV kameraları tarafından görüntülendi. Bakalım Sıla'nın dün geceki hali nasıldı, tanıdık geldi mi? Olay, olay, olay. Evliliği sallantıda olan fırtınalı aşkların kadını Sıla Gençoğlu dün mekan çıkışı kameramızı yakalandı. Muhabirimizi gören çift ne yapacağını şaşırdı. Sıla ve erkek arkadaşı sessiz kalarak evlerinin yolunu tuttu. Evlilikleri sallantıda olan Sıla ve Hazar Amani'nin bir arabada başlayan aşkları yine bir arabada mı bitiyor? Ünlü şef Hazar Amani ve sevilen şarkıcı Sıla'nın günlerdir ayrılacağı iddia ediliyor. İddiaya göre Hazar Amani'nin başka kadınlarla sabaha kadar süren eğlencesi Sıla'dan kaçmamış. Evliliklerinde kara bulutlar dolaşan çiftin ne yapacağı merak konusuyken Sıla dün bir mekanda arkadaşlarıyla birlikteydi. Mekandan bir kadın ve bir erkek arkadaşıyla ayrılan ünlü şarkıcı muhabirimiz Mustafa Ağdağ'dan kaçamadı. Kameramızı gören Sıla ve ön koltukta oturan erkek arkadaşı ne yapacağını şaşırıyor. Sıla'nın Hazar Amani ile araçta yakalandığı görüntüleri hatırlatan yakalanma anında şoför ve ön koltukta oturan beyefendinin verdiği tepki gözden kaçmadı. Son olaydan ders alınmış. Görüntü vermemek için hemen aracın güneşliklerini indiriyorlar. Ancak görüntü alınmasına engel olamıyorlar. Arka koltukta oturan Sıla'nın maske taktığı görülüyor. Sıla'nın her zaman dikkat çeken yüzüklerinden biri de serçe parmağında. Bir açıklama almak için araca yaklaşan Mustafa Ağdağ sorular yöneltiyor fakat cevap alamıyor. Çok affedersiniz. Aracıyla hızla uzaklaşan Sıla, Nişantaşı'nın ara sokaklarında uzun süre izini kaybettirmeye çalıştı. İki arkadaşından biri olan kadın arkadaşını evine bırakan Sıla, erkek arkadaşıyla yoluna devam ediyor. Nefes nefese geçen kovalamacadan sonra Sıla yanındaki beyefendiyle birlikte eve giriş yapıyor. Sıla'm. Şok görüntülerden sonra iki gün önce söylemezsem olmaz da konuşulan ayrılık iddiaları güçlenecek. Bir arabada başlayan aşk. Herhangi bir rahatsızlığınız mı var? Ne oldu abi, onu öğrenseydik Sıla Hanım'a. Yine bir arabada mı bitecek? Çok affedersiniz. Muhabirimiz Mustafa Ağdağ'ın haberi gece yarısı, hatta öncesinde kovalama videoları da var. Yani bir kovalama da var. Bu görüntüyü vermemek için. Muhabirimizi tebrik ediyoruz. Evet, Mustafa'yı tebrik ediyoruz. Harika bir haber yakalamış. Harika. Neden harika söyle. Çünkü bir kere ben bunlarla bir tabii yani zaten evliliklerinin yürümeyeceğini çok inanarak ben hep yorumumu yapmıştım. Çünkü ben Sıla'ya kendim güvenmiyorum. Tabii ki bu bir ilişki de olmayabilir. Hani normal bir arkadaşlık da olabilir ama biliyorsun daha önceki... İki gün önce yorumladık Seren'de. Evet, sen yani, de dediniz ki bu evliliğin nasıl başladığı belli. Aynen. Bu evlilikten pek hayır gelmez gibi bir şey. Zaten bu programda söylendi. İki gün önce. Çünkü orada bir ahlı bir kadın, üzülen ve dağılmış bir kadının üstüne yapılan bir evlilik var sonuç olarak. Bir dakika, bir detay daha var. Beyefendiyle Sıla'nın evine girmişler. Evet. Zaten ben ona şok oldum. Sonra onu söyledi ya, inanamadım. Evde Hazar evde mi acaba? Şimdi çocuklar şöyle bir şey, bir başa alalım mı bunu? Evet. Şimdi yani ben kendime de olduğu için böyle şeyler, siz burada mesela böyle bakarken biz orada aslında başka şey yaşıyor da olabiliyoruz. Yani şunun gibi. Ben eğer bir erkekle gözükmek istemiyor isem ve yasak bir şey yaşıyor isem, herkesin gittiği bir restorana gitmem. Çünkü bir oranın kapısında gazeteciler olduğunu bilirim. Tamam ama bir parantezi açıyorum. Sen
yine de o kişiyi bir şekilde seviyor ve yanında istiyorsan, hı, üçüncü kişiyi mahsus yanına alırsın ki, hı, o çocuğu da yumuşatmış olarak bak, devam etmiş çok olursun. Çok haklısın ama bunun bekarsan hani şu anda belli olmasın diye bunu yaparsın. Ama evli bir kadınsın ve bundan önce badireler atlattın. Zaten öbür adamın kucağındayken, şu andaki kocasının kucağındayken, aynen, uyurken yakalandın. O sırada adam evliydi daha, boşanmamıştı değil mi? Ben bu arada Sıla'nın beyefendinin yuvasını yıktığını asla iddia etmedim. Çünkü boşanma sürecindeyken tanıştıklarını ve ilişkilerin olduğunu biliyorum. O yüzden de ben böyle bir şey söylemedim. Sadece çifte standart yapan insanlara söyledim. Birisine bunu diyorsunuz, öbür taraftan Sıla'yı alkışlamaya devam ediyorsunuz. O zaman birisine bunu derken Sıla'yı da alkışlamayın o zaman demek için söylemiştim. Şimdi burada eğer evli bir kadınsın, bir erkek yanında, erkek önde oturuyor ve çok ünlü restoranlardan bir tanesinin kapısında gazetecilerin olduğunu da biliyorsun. Yani aptal olmak lazım oraya gidip de öyle çıkmak. O zaman aynı Sıla'nın aptallığı mıydı Hazerem hani evliyken, evet, yakalanması? Yani alkol vardı bence. O zaman alkol vardı. Ve alkolün tesiriyle zaten Ahmet'in akabinde olan olaylarda zaten dağılmıştı Sıla. Hmm. O zaman Ahmet'e aşıktı bence. Çocuklar bir şey sormak istiyorum. Sıla hamile kaldı değil mi? Ve düşürdü mü? Bunu hiç kendi ağzından duymadık. Bilmiyoruz. Çünkü acaba olabilir. Böyle bir depresyon ve böyle bir ayrılık yoluna da daha sonra mutsuzlaşarak... Hmm. Bundan sonra da girmiş olabilirler. Yani ama bu da hakkıdır. Bu bir şey demiyorum ama. Şimdi insanın erkek arkadaşı olabilir. Türkiye'de maalesef tabii. Hiçbir kadının erkek arkadaşı olamıyor. Hiçbir erkeğin de kız arkadaşı olamıyor. Hemen sevgili olmak zorunda. Özellikle de ünlüysen. Ben Arto'yla da gidebilirim. Başkasına da gidebilirim. Benim de birçok erkek arkadaşım var. Hepsine sevgili tutturuyorlar sevgilisi. Değilim. Ama sen tuttur, işte fark et. Onunla olmaktan zevk alıyorum. Yan yanayız. Her gün beraber olmaktan sevdiğim arkadaşlarım var. Ama değilim. Değilsem değilim. Şimdi sizin düşündüğünüz anlamda değilim. Mesela diyelim. Şimdi burada da bu adam da bunun arkadaşı olabilir. Ama ünlü olduğu için ve evli olduğu için bize bu masada konuşma hakkı veriyor bu görüntü. Tabii. Neden? Çünkü eve de giriyorlar artık. Birincisi kocası olmadan bir erkek var yanında. Kim diye sorabiliriz ve kim diye merak ediyoruz ve konuşuyoruz burada. Yani hani yapıştırmıyorum. Ben yapıştırmam çünkü böyle şeylerden korkuyorum. Çünkü bana da aynı şeyler yapıldığı için kendime yerine koyduğum için. Ama şimdi belli ki gazeteci çekiyor seni. Aç bir camı de ki arkadaşım Süleyman. Bravo. Bir yemek yedik arkadaşlar dediğin zaman bunda bir şey yok. Ama güneşliği kapatırsan, şoför de seni saklamaya çalışırsa, o maskeleri de hiçbir zaman zaten dışarıda doğru düz takmıyorsunuz. Buralara kadar çıktığın zaman o zaman ben şüphelenmekte ve senin hakkında acaba mı demekte haklısın. Şoför idmanlı. Şoför daha önce de yakalatmıştı. Aynen. Bir de yine daha önce yakalandıklarında da proje demişti. Proje çalışıyoruz. Projeyle ilgili demişti. Evet. Bu da yani, proje olmasın. Dolayısıyla Hakan Altun da proje diyor Ajda Pekkan'a. Sıla'nın inandırıcılığı, kusura bakma Sıla'cığım, biz tabii ki seni sorgularız. Çünkü bir önceki ilişkinde yalan konuştun. Bunu net söyleyebilirim. Seren söyleyemeyebilir. Ben söylerim. Çünkü yalan konuştun ve bu adamla birlikte oldun ve daha sonra da evlendin. Dolayısıyla ben, gerçekliği var. Kesinlikle. Ben Bircan'a bir şey sordum. O süreçte ben program yapmıyordum. Dedim ki şimdi bu evlilik yani beyefendinin Sıla'nın eşinin adı neydi? Hazer Amani. Hazer Bey boşanma kararı almış ve boşanma davası açtıktan sonra bunlar görüntülendiler. Yani biz öyle biliyoruz en azından. Tamam ben öyle biliyordum. Fakat ben Bircan'a dedim ki işte ama dedim bunlar dedim hani boşanma davası açılmış. Hani o süreçte girmiş olabilir hayatına. Yani nedeni Sıla olmuş olmuyor o zaman dedim. Sen de bana bir şey söyledin onu anlatır mısın? Ben hatta benim bir tane görüntüm var. O mesaj geldikten sonra caps olmuş. Ben böyle yapıyorum. Hazer evliymişsin. Çünkü o sıra mesaj geliyor Bilal Bey'e diyor ki benim evliliğimle alakalı bir sorunum yok. Evliliğim devam ediyor. Lütfen bu tarz mesajlar yapmayın. Bir proje için gece yarısı Sıla Hanım ve Beyazıt Öztürk'le beraber. Şimdi ben de öyle hatırlıyorum. Şimdi evet. O zaman aynen. Ben şu söylediklerimi geri alıyorum. Evet işte bu. Söylediklerimi geri alıyorum. Diyorum ki bakın ben iki tanece her evlileneni ve her boşananı aynı şekilde değerlendiremeyiz. Bir tanesi gerçekten boşanma davasının sebebi başkadır. Boşanıyordur. O süreçte birisini tanımış olabilir. Bir tanesinin de gerçekten sebebi o kadındır. Oh, şimdi senin anlattığına göre Bilal Bey'e bu mesaj ben o zaman bu programda sesli mesajları var.
geldiğine göre yani demek diyor ki benim evliliğim var ve ben bir problem yaşamıyorum diyen bir adam daha sonra boşanıyorsa bunun sebebi sıladır. Sana bir şey o daha zaman söyleyeyim. Hı? Burası Nişantaşı'nda hiç bilinmeyen, evet, ara sokakta bir yermiş. Ve gizli bir yer. Evet. Çıkarken bizim çocuklar denk geliyor. Orasını herkes biliyor. Neresi olduğunu biliyor musun? Evet, orasını herkes biliyor. Sen orası, neresi olduğunu biliyor musun? Evet, anda? Anladım ha, ben mi? Neresi olduğunu, evet. Orası bilindik bir yer yani. Ama hastanenin hani orada. Ama herkes bildiğin, bilmiyor ha, olabilir. Aynen. Ama ha, bilenler nasıl gizli kalsın vardı. Hani hep kapalı olduğu için söylüyorum artık. Herkes biliyor ve herkes bilmiyor. Öyle bir yer orası da. Ama böyle çok piyasa, o zaman bilenler biliyor piyasa sadece. Piyasa değil, bilenler biliyor ama yani. Böyle bir yer. Şimdi şoförün o ani tepkisi de bizim tabii soru işareti çıkartan, soru işaretleriyle dolandırdığımız bir görüntü. Bir görüntüyü tekrar izleyelim mi? İzleyelim. Arabanın kime ait acaba? Arabanın kime ait olduğunu biliyor muyuz? Araba Sıla'nın ve şoför Sıla'nın. Ama yeni arabası. Hı. Bir izleyelim. Çok affedersiniz. Kulağım. Evet, burada bir panik var. Beyefendiden anlaşılıyor. Beyefendi tecrübesiz belli. Evet. Yani Sıla tecrübeli. Hani çekmeyinde şu elini şöyle hızlı sallamasından zaten bir panik. Halbuki kendinden çok emin olduğun zaman açarsın canım. Arkadaşlar Sıla Hanım'a bugün eşlik ettim. Onu yaptım, bunu yaptım. Kendinden o da açıklama eminsen yapmayabilir. Belki amatördür. Hani sivil bir çocuktur ya da adamdır. Ama Sıla yapmalı. Tabii dönüp Sıla, sen bir evli kadınsın. Bir kere bir misyonun zaten var. Dönüp demelisin ki çocuklar, beyefendi bu. Hep birlikte eğlendik. Şimdi ben onları evlerine bırakıyorum ya da benim evime götürüyorum. Şimdi bir hanım arkadaşı daha vardı arabada. O yüzden diyorum. Şimdi o hanım arkadaşıyla bu beyefendi aynı süreçlerde arabadan inmiş olsalardı yine bir şey söyleyemeyecektik. Tabii. Fakat hanımefendiyi önce bırakıp sonradan evlerinde iddia ediyorsunuz. Ben evini bilmiyorum Sıla'nın. Beraber indilerse o eve de, o saatte beraber girdilerse herhalde Sıla'nın da eşi evdeydir. Şimdi bazı evlilikler, bazı karı kocalar o kadar rahatlar ki ben çok şaşırıyorum. Bana çok uymuyor. Belki de ben mi yanlışım bilmiyorum ama herkes beraber seyahatlere gidenler var. Yani başka bana çok acayip geliyor. O zaman evliliğin gerçekten zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Bunu Sıla için söylemiyoruz da yani. Ha, belki böyle de ikilinin arkadaşı da olabilir. Yani hiçbir şey bilmiyorum. İddialara göre şöyle bir iddia var. Biz şimdi kim olduğunu konuşuyoruz ve tabii ki soru işaretleri var. Evine kadar girecek kadar ne kim olabilir? Sıla'nın bir takım yerlerde konuştuğu beyefendi benim menajerimdir lafları var. Benim bildiğim Sıla'nın menajeri bir hanımefendiydi. Ben öyle biliyorum. Ama aşkım bir de şöyle bir şey var. Ben şimdi kocamla yaşadığım eve yani hangi olur, cesaretle tabii birisini götürebilirim? Bir tek suratını yani niye kapatayım? Gerçi öyle sanatçılar da sen var. Sen İzzet Bey'in mesela suratını götürün kapatır. İzzet Bey'in suratı kapanmıyor burnundan yani. Ne kapatır? Kimin? İzzet Bey'in suratı. O da onun menajeri. Hayır. Yani, o da kapanmıyor burnundan diyor. Şimdi evet, insan tabii ki ya orada bir panik var. Anne paniğin ne olduğunu anlamadım. Ama ev, kocamla olan eve de adamı da götürecek. Ha, burada var mı Türkiye'de var bu sanatçılar? Var. Kocasının evine kocası yok yokken. Var, var. Var, 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 var. Ondan hatta sonra öyle basılanlar da var ondan sonra yani, kocası tarafından onlar da basılanlar da yani var. Ama ben bu kadar olacağını düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum Sıla ile ilgili açıkçası yani. Şey yapmak istiyorum. Biz Hazerli'yken de düşünmek istememiştik. Hazerli 2 ay sonra evde onları Türk kahvesi yapıp beklediğini düşünmek istiyorum. Ama bakın diğer bir iddia da Hazer Amani'nin başka kadınlarla gece eğlendiği yönündeydi. Maşallah çok yakışıyorsunuz. Yani o kadar yakışıyorsunuz ki bayıldım size yani. Bir gün ben de gelirim eve artık. Seni çok öpmek istiyorum. Hangisine gitsem acaba? Seni öpmek istiyorum ama ya pozitifsen? Yok değilim be. Değilim be. İşte PCR tamam raporu. Aa. Yani dediğim gibi. Bu arada benim kız arkadaşım Nurdan Yüzbaşıoğlu evet demiş. Benim adımı televizyonda mı söylüyorsun? Manyak mısın? Niye söylüyorsun televizyonda? Ay Nurdan da ne korkak hiç sevmedi eskiden. Hayır, bir de kocasının annesi babasıyla kalıyor. Çok değerli bir aileyle. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Ya duydularsa diyor. Söyledim mi testin negatif olduğunu? Söyledim. Negatifmiş. Güzel haber vereyim mi?